Evet. Birçok insan beni arayarak diyor ki efendim, Karatay diyetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Biz de uygulamak istiyoruz. Uygulayalım mı? Uygulamayalım mı? Bunun diğer diyet çeşitlerinden farkı ne vesaire diye sürekli arayanlar, soranlar oluyor. Şimdi Karatay diyeti, evet yani Canan Hanım profesör, doktor konusunda uzman, şeker konusunda söylediklerine katılıyoruz. Şeker çok çok tehlikeli, çok çok zararlı, evet. Şeker katılan her şey uzak durmak gerekir. Tatlı zararlı. Beyaz un mamulleri, evet biz de söylüyoruz yıllardır, tehlikeli, direkt şekeri tetikliyor. Rafine tuz, rafine un, rafine şeker zararlı. Ve üç beyaz. Fakat peynirle ilgili yazmış, söylemiş oldukları yanlış. Her gün et yiyebilirsiniz demesi yanlış maalesef. Ve günde iki tane yumurta yiyin demesi yanlış. Yani birçok yanlışı da içinde barındıran bir diyet. Aslında Karatay diyeti 1920'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Hollywood'da artistler arasında başlayan fit kalma, canlı kalma, dinç kalma, kaslı gözükme gibi problemlerden dolayı ortaya çıkmış bir diyetin zamanla Doktor Pierre Dukan tarafından değiştirilip geliştirilmiş, Doktor Atkins tarafından geliştirilmiş, değiştirilmiş, Güney Kaliforniya, Güney Sahil diyeti diye, Florida diyeti diye değiştirilmiş, geliştirilmiş, çeşit çeşit diyet şekilleri her 10 yılda, 15 yılda çeşitli isimlerle anılmış. Ve her ilim adamı da kendine göre bundan diyetler, çeşit çeşit formlar geliştirmişler. Fakat bizi burada ilgilendiren Karatay diyeti. Karatay diyetinin çürük noktaları var. Sağlam temellere oturmuyor. Şimdi insanlar protein diyetiyle beslenseler, yani uysalar, Karatay diyetine uysalar, et, peynir, yumurta yemek gerekir. Diyor ki günde iki tane yumurta yiyin. Türkiye'nin nüfusu 75 milyon. Herkes günde iki yumurta yese 300 milyon yumurta mı yapar günde? Ne kadar yapar? 150 milyon. Her tavuk ortalama iki günde bir yumurta yapar. Bazı tavuklar günde bir yumurta yapanlar da var. Türkiye'nin 300 milyon tavuk yetiştirmesi gerekir. Yani imkan müsait değil, bu kadar tavuk yetiştirmek mümkün değil. Efendim her gün herkes et yese, işte ortalama günde yarım kilo et tüketse insanlar ne yapar? 35 milyon kilo. Yani aşağı yukarı ne yapar? Çok, 35 bin ton et tüketmek gerekir. Küçük baş, büyük baş, kanatlı hayvan kalmaz. Birkaç ay sonra Türkiye'de insanlar aç kalır. Diyelim ki bu mümkün oldu. Yani et ürettik, süt ürettik, yumurta ürettik. Peki et, süt ve yumurtanın sadece protein ağırlıklı beslemenin yan tesirleri nelerdir? Peynirle ilgili ben 20 yıl önce bir yazı yazdım. İnternette 7 yıl yayınlayamadım. Bekledim ki, yani klinik araştırma yaptım. Ya ben yazıyorum bu yazıyı ama velakin yani yanlış bilgi vermiş olmayayım diye 7 yıl araştırdım. Takip ettim. Natur Heil Praxis isimli bu dergide, Almanca bir dergi, Natur Heil Praxis. Bu sayesinde peynir ve et mamullerini incelemiş. Yine Gesund Medizin, Almanca bir dergi. Zeitschrift für Phytotherapie diye yine ilmi bir dergi. Bunlar magazin dergi değil, yani ilmi dergiler. Birçok dergide aynı anda 1994'te Amerika Birleşik Devletleri'nde McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü tarafından
çok önemli bir araştırma yayınlandı. 3200 bayan üzerinde yapılan araştırmada et ve peynir, aşırı oranda et ve peynir tüketenlerin, 3200 bayan üzerinde yapılan araştırmada idrarında 1 aşırı oranda asit, 2 aşırı oranda kalsiyum tespit edildi. Bu ne demek diyeceksiniz? Diyelim ki kişi 100 gram peynir yedi. 100 gram peynirden 200 miligram kalsiyum alıyorsa, peynirden dolayı ortaya çıkan asidoz nedeniyle, asitlenme nedeniyle 500 miligram kalsiyum kaybediyor. Yani 100 gram peynirden 200 miligram kalsiyum alıyorsunuz, 500 miligram kalsiyum kaybediyorsunuz. Peynir yiyenlerde yavaş yavaş kalsiyum azaldığı için kemik erimesi başlar. Ama kemik erimesinden önce asidoz, peynir yağ demek. Yağ aside dönüşür. Kandaki asit oranı yükseldiği için asidoz problemi ortaya çıkar. Asitlenme çok hayati bir tehlikedir. Bu asidi bünyemizin tekrar normale dönüştürmesi gerekir. İnsan kanı, vücudumuzdaki sıvı pH değeri 7.40'tır. Yani kanımız, insan kanı hafif alkaliktir. Aşırı peynir yerse kanın pH değeri bozulur. 7.35'lere doğru binde ikilik bir oynama başlarsa hayati tehlike başlar. Binde iki. İnsan yaşadığı sürece, doğduğu günden öleceği güne kadar kanın asit baz dengesi değişmemesi gerekir. Değişirse ölüm tehlikesi var. Riziko çok büyük. Bu nedenle asit oranı yükseldiği zaman beyincik kişiye uyku komutu verir. Oksijen alımını azaltır, asidoz oluşmasın diye. Çünkü peynir yediği zaman kişi aşırı oranda karbon iyonu ortaya çıkar, hidrojen iyonu ortaya çıkar. Karbon ve hidrojen iyonunu oksijenle bağlayarak karbonik aside dönüştürmek gerekir. Alınan oksijen karbon ve hidrojen iyonlarını suya dönüştürme, aside dönüştürmek için harcandığı için vücudun diğer faaliyetleri için oksijen kalmaz. Bu nedenle küçük beyincik kişiye oksijen alımını engeller. Otomatikmen kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk hali başlar. Kişi uyumak zorunda kalır. Uyumak, uyku hali ortaya çıkar. Aksi takdirde asidozu, asitlenmeyi durdurmak mümkün olmaz. Tehlikeli olur. Oksijen alımını engellemesi, asidi frenlemesi için oksijen alımını engellemesi gerekir. Bu nedenle peynir yiyen kişi aşırı uyur. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin olur. Ha, böyle başlar. Sonra aşırı peynir yiyende ve özellikle et mamulleri, sucuk, salam, sosis gibi içinde aşırı artık et yan ürünleri bulunan et ürünleri de çok tehlikelidir. Sade temiz et de az yenebilir. O etin de fazlası tehlikelidir. Bu da aynı şekilde asidoza sebep olur. Kandaki asidi nötrleştirmek için damarların iç yüzeyindeki kalsiyum emilir, asitle birleştirilerek asitik baz oluşur. Yani nötr bir madde, tehlikesiz. Asidik tuz da denir buna. Asitik baz. Bu geçici olarak vücudun ara dokularına, bağ dokularına, oraya buraya depolanır, ileride atılmak için. Eğer ki atılmazsa insan vücudunda pislik birikintisi, curuf oluşur. Bataklık gibi diyelim. Böyle curuf çoğalırsa bakteri, virüs ve mantarların yaşam alanı oluşur. Nasıl ki sivrisinek bataklıkta yaşar, insan vücudundaki bakteri, virüs ve mantarların çoğalması için de curuflu ortam gerekir. Peynir yiyenlerde iltihap bu nedenle azar. Bağışıklık sistemi çöker. Çünkü curuf oranı yükselir. 1. 2. Asidik ortamda bakteri, virüs ve mantarlar çoğalır. Alkalik ortamda, alkalik fazla, kanımız hafif, 7.40'tır bu nedenle. 7 değil, 7'nin altında değildir.
bağışıklık sistemi burada aktif faaliyet göstersin diye. Bu asidik durum devam ederse normal olarak kalbin pH değeri 6.9'dur. 6.5'a inerse kalp krizinden kişi ölür. Dayanamaz. Yanar kalp. Kaslar 6.9'dur. Eklemler, eklem sıvısı. 6.5'a doğru veya 6.7'ye kadar inerse eklemler, asit eklemleri üzerindeki kıkırdakları eritir. Asit kıkırdakları eritir. Artrit, artroz, fibromiyalji, ankilozan, spondilit gibi alerjik hastalıkları et ve peynir tetikler. Dünyada 4 milyar insan peynir yemiyor. Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos vesaire vesaire. Niye yemiyorlar? Bu insanlar deli mi? Binlerce yıldır yemiyorlar. Çürük madde diyorlar. Ben Almanya'da birçok Taylandlı, Çinli, Filipinli, Vietnamlı, Kamboçyalı, Endonezya, Malezyalı, Pakistanlı, Bangladeşli insanla tanıştım. Hiçbiri peynir yemiyor. Peynir asidozun haricinde tiramin denen biyojen amin içerir. Ben bu yazıyı 25 yıl yazdım, 7 yıl yayınlayamadım. Acaba hata mı yapıyorum diye. McDougall Kadın Araştırmalar Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri'nde işte McDougall Natur Heil und Praxis'te Almanca dergi. Burada klinik araştırması yapılmış. Bu klinik araştırmasının sonucunu burada yayınlanmıştır. Doktor John McDougall. Doktor John McDougall. Kadın Araştırmaları Enstitüsü'nde 3200 bayan üzerinde araştırma yapmış. Belge var, bilgi var. Laf yok. Profesör Doktor Canan Karatay'ın peynir, et ve yumurta hakkında söylemiş oldukları şeyler abartılıdır, yanlıştır. Et, peynir ve yumurta asidoza sebep olur. Bunları bilmiyorsa öğrenmesi gerekir. Maalesef yanlış bilgi veriyor. Evet, tiramin, peynir aşırı oranında tiramin içerir. Tiramin mono amino oksidazı frenleyerek depresyonu tetikler. Depresyona, peynir depresyona sebep olur. Evet. Bunun haricinde efendim kolesterolla ilgili söyledikleri efendim yani kolesterol ne kadar yüksek olursa olsun tehlikeli değildir diyor. Kolesterolün yükselmesinin sebebini sadece şekere bağlıyor. Karbonhidratlı yiyecekler yemeyin diyor. Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, bulgur pilavı, efendim, atalarımız 19.013 yıldır yani Anova. Atalarımız 13 bin yıl önce tahıl kullanmaya başlamış. Anova medeniyetini kurmuşlar Orta Asya'da. Anova'dan sonra Biroybil gelir. Biroybil'den sonra Türkbil, Türkbil'den sonra Atoybil, Büyük Hun İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu, Karahanlılar, Gazneliler, Safeviler, Osmanlılar. Yani bu millet Türkler 19.013 yıldır tahıl ve bakliyatla besleniyor. Et kim yiyor ki? Et kim yiyor? Köyde vatandaş nereden bulsun da et alsın? 75 milyon da zengin mi ki her gün et yesin? Her gün peynir yesin, her gün yumurta yesin. Her gün et yemek, her gün peynir yemek zaten zararlı. Ha. Son olarak yumurtayla da ilgili burada
yeni bir araştırma yapılmıştır. Efendim 27 bin erkek üzerinde yapılan araştırmada, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bu son araştırmada 1994'ten 2007 yılına kadar tam 13 yıllık araştırma sonucunda, bu yazıda Profesör Doktor Kınıkoğlu'na ait, Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 yıl yumurta yiyen insanlar üzerinde araştırma yapılmış. 27 bin kişi üzerinde. Günde ortalama 2 ve daha fazla yumurta yiyenler ve günde ortalama yarım yumurta yiyenler üzerinde yapılan araştırmada, arahidon asit içerdiği için yumurtanın sarısı, baştan beri söylüyorum, prostat kanserini çok yumurta yiyenlerde daha çok gözükmüştür. Günde her gün yumurta yemek iyi değil. Haftada 2 veya 3 defa yenebilir. Her gün 2 yumurta yiyin diyor. La ilahe illallah diyor. Şimdi esas konu şu. Problem şu. Türkler, yani tamam, Güneydoğu Asyalılar pirinçle besleniyor. Pirinç asla yemeyin diyor. Patates yemesin, pirinç yemesin, bulgur, pilav yeme, mantı, makarna, börek, çörek yeme. Peki düne kadar insanlar, soru şudur aslında. Düne kadar, yani 50 yıl öncesine kadar insanlar tahılla besleniyordu. Buğday, pirinç, arpa, çavdar. Ve tahıl ürünleri, un, beyaz undan yapılan mantı, makarna, börek, çörek veya bulgur, pilav. Köyde hep hala bu geçerli. Düne kadar karbonhidrat ağırlıklı beslenirken insanlar bugün karbonhidrat neden tehlikeli oldu? Bu soruya kimse cevap veremiyor. Esas problem burada. Yani insanlar neden düne kadar, işte bu sorunun cevabını ben vereceğim. Nasıl vereceğim? Şöyle vereceğim. İnsanlar düne kadar karbonhidratla beslenirken bir problem olmuyordu. Bugün problem oluyor. Neden problem oluyor karbonhidrat? 50 yıl öncesine kadar karbonhidrat problem değildi. Karbonhidrat bugün problem. Bunun bir sebebi olması gerekir. Bunun sebebi şu. 76 yıl önce, yani 1935'te önce penisilin keşfedildi. Alexander Fleming olması gerekir. Sonra 2 yıl sonra penisilin üretmeye başladı. O, ben antibakteriyel bir ilaç buldum, mikropları yok edici dedi. Küf mantarını üretmiş olduğu penisilinden ilaç yapmaya başladı. O günden bugüne insanlar kimyasal ilaçlarla zehirleniyor. Antibiyotik nedir penisilin? Küf mantarının üretmiş olduğu toksik maddedir. Küf mantarı, işte bu küf mantarı toksik madde üretiyor. Niçin? Diğer mikroorganizmaları öldürmek, kendisi çoğalmak için yapıyor bunu mantar. Mantar faydalı bakterileri yok ediyor, zararlı bakteri ve mantarlar azıyor. Peki antibiyotik, sadece antibiyotik mi? Antibiyotikler, antidepresan, antihistaminik, romatizma ilaçları, ağrı kesiciler, bütün kimyasal ilaçlar bağırsakta normal olarak 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri olur. 100 katrilyon bakteri vardır bağırsakta 2 kilo ağırlığında. Bu bakterinin %99'u faydalı bakteridir. Bağırsaktaki bakterilerin %99'u faydalı bakteri. Kişi antibiyotik, antihistaminik vesaire kullanırsa faydalı bakteriler azalır. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Faydalı bakteriler, mesela Lactobacillus bakterisi faydalı bakteri, vitamin üretir. Bu faydalı bakteri vitamin üretir. Yağları yağ asitine, proteinleri amino asitlere, karbonhidratları glikozlara dönüştürür. Kişi kimyasal ilaç kullanırsa fark etmez. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire. Ha, bir de şöyle durum var. Diyor ki bazıları, ben diyor kimyasal ilaç kullanmıyorum.
kullanıyor da farkında değil. Nasıl kullanıyor da farkında değil diyeceksiniz. Cips, jelibon, kek, gofret, sucuk, salam, sosis, içerisinde efendim konserveler, böyle konserve içindeki balıklar, konserve balıkları. Yani işlenmiş bütün gıdalar çürümemesi, bozulmaması için katkı maddesi katılıyor. Antibiyotik bakterileri öldürücü. Bir katkı maddesi katılıyor. Bütün cipstir, jelibon, kektir, çikolatadır, sucuk, salam, sosis veya konserve. Kimyasal madde katılıyor. Bir, renklendirici maddeler katılıyor. Tat verici maddeler katılıyor. Bütün bu kimyasallar, bisküvide, şunda bunda. 50 yıl önce insanlar doğal besleniyordu. İçinde katkı maddesi olan bir şeyi kullanmıyordu. Şimdi yediğimiz her şeyde katkı maddesi var. Katkı maddesi antibiyotik gibi etki yapıyor. Faydalı bakteri yok ediyor. Antibiyotik gibi. Yediğimiz her şeydeki kimyasal madde bu faydalı bakteri yok ediyor. Sadece bu değil. Lactobacillus bakterisi, bifidobakterisi faydalı bakteri yok olursa yerine mantar yerleşir. Mantar ne yapıyor? Etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller, histamin, penisilin gibi toksik maddeler. Bu mantarların üretmiş olduğu toksik madde ne yapıyor? Bir, bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Bağırsaklar yandığı için yeterlice enzim salgılayamıyor. Enzim oranı azalır, histamin oranı çoğalıyor. Histamin oranı çoğalırsa ne olur? Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, yani alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları başlar. Tabii önce halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. İki, toksik madde emilerek bağırsaklar 350 metrekare, futbol sahasının yarısı kadar. Toksik maddeler karaciğere geliyor. Karaciğer bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtmak için ne yapıyor? Karaciğer aşırı vitamin harcıyor. B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit. Karaciğerin harcamış olduğu aşırı vitaminden dolayı vitaminsiz kalıyor kişi. Karaciğer yoruluyor, yağlanıyor. Karaciğer niye yağlanıyor? Karaciğer mantarın üretmiş olduğu toksik maddeden dolayı yağlanıyor. Hamurdan değil. Ekmek undan değil. Beyaz un zararlı ama normal kepekli un karaciğer yağlanmasına niye sebep olsun ki? Karaciğer yağlanmasının sebebi bağırsaklardan gelen mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi karaciğer arıtamıyor. Zamanla toksik madde kanda dolaşıyor. Beyne, akciğere, pankreasa, böbreğe, kalbe, oraya buraya depoluyor. Ve çeşit çeşit hastalıklar ortaya çıkıyor. Şimdi modern tıp veya klasiktir. Bir yerde bitiyor. Neredir? Modern tıp şurada bitiyor. Mantarı futbol topu kadar düşünelim. Bakteriyi portakal kadar düşünelim. Virüsü de misket kadar. Kalecinin arkasındaki file gibi düşünelim bağırsakları. Portakal büyüklüğündeki bakteri kana karışır. Misket büyüklüğündeki virüs kana karışır. Fakat futbol topu büyüklüğündeki mantar kana karışmaz. Bu nedenle kan tahlilinde, idrar tahlilinde bakteri ve virüs varsa teşhis edilir. Mantar teşhis edilemez. Çünkü kana karışmıyor. Mantar zaten kana karışsa bir kişinin yaşama şansı 10 gün. 10 günde öldür. Hastaneye yetişemezsin. Kolonoskopiden, endoskopiden de mantar anlaşılmıyor genellikle. Neden? Çünkü bağırsaklara yapışıyor. Bir, kene gibi dokunuş şeklini alıyor. İki, nasıl anlayacağız peki mantar olup olmadığını? Belirtilerinden. Kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik varsa, deri hastalıkları, alerji hastalıkları varsa, karaciğer yağlanması, şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol varsa, karaciğer yağlanması ne ilgisi var diyeceksiniz? Mantarların üretmiş olduğu toksik madde nereye gidiyor? Etan, metan, bütan gibi gazlar. En tehlikeli alkolü üretir mantarlar. Üretmiş olduğu toksik madde nereye gidiyor? Bağırsaktan geliyor karaciğere. Karaciğer arıtamıyor. Buraya 3 kişi geldi. Üçü de maşallah 1.90, 2 metre boylarında. Ama böyle
Hep üçünde de hastalık var. Tansiyon, kolesterol, şeker, karaciğer yağlanması, unutkanlık vesaire vesaire. Alerji hastalığı. Dedim ki üçünüzde de mantar var. Nereden biliyorsun? Dilinize bakın. Dillerine baktım. Rengi beyaz bir tabaka. Dilden anlaşılır. Dille ilgili de binlerce insanın dilini ben kontrol ettim. Burada dille ilgili de o da ayrı bir konu. Şimdi yani karaciğer yağlanmasının sebebi bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik maddedir. Burada binlerce insanı ben burada gördüğünüz gibi dillerinden çeşit çeşit hastalıklar. Bu dilden hastalıkların teşhisi Doğu Türkistan Türklerinin 4000 yıl önce bulmuş olduğu bir buluştu. Yeni bir buluş değil. Atalarımız bulmuş ama Çinliler geliştirmiş. Diş izi varsa sağlı sollu karaciğerde problem var demek. Ortasında çizik varsa midede problem var. Az gerisinde problem varsa pankreasta, daha ileride dil köküne doğru problem varsa bağırsaklarda, dilin ucunda şöyle bir problem varsa kızarıklık vesaire, kalpte rahatsızlık var demektir. Bunu 4000 yıl önce Doğu Türkistan'da Türkler bulmuş ve tıbba sunmuştur. Şimdi Profesör Doktor Karatay diyor ki proteinle beslenin. 300 milyon tavuk yetiştirmeniz gerekir. Proteinle beslenirseniz 1-2 ayda Türkiye'de büyük baş hayvan kalmaz. Küçük baş hayvan kalmaz. Kanatlı kalmaz. Ya akıl var, mantık var. Nasıl besleneceksin? Artı maddi güç olarak da bunu karşılamak mümkün değil. Belki büyük şehirlerde yaşayan 1 veya 2 milyon insan protein diyeti yapabilir. 19 bin 13 yıldır tahıl ve bakliyatla beslenen Türkler şimdi neden karbonhidratla beslendiği zaman kilo problemi yapıyor? Neden kilo oluyor? Çünkü metabolizma bozuluyor. Mantarlar üretmiş olduğu toksik madde karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Karaciğer yağlanmasının sebebi mantarların üretmiş olduğu toksik maddeden kaynaklanıyor. Alkol içmesine gerek yok. Bağırsakta mantar varsa karaciğeri yağlanır. Karaciğer yağlanırsa obezite problemi ortaya çıkar. Damarlar yağlanır, pankreas yağlanır, beyin yağlanır. Bütün hastalıkların sebebi mantardır. Karbonhidratla besleniyor mantar çünkü. Hamurlu, tatlı yediği zaman kişi karbonhidrat içeren her şeyi mantar toksik maddeye dönüştürüyor. Doktor Canan Karatay hanımefendi de diyor ki karbonhidrat yemeyin. Çözüm mü? Dünyada 4-5 milyar insan pirinçle besleniyor. Hadi bakayım Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos. Hep pirinç yiyorlar. Günde 3 defa. Pirinçle beslenmese de bu insanlar ne olur? Ölür. Hayvan bulamazlar yiyecek. Birbirini yer. Neden bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da protein diyeti yapan insanlar hep obezde? Peynir yiyenler, et yiyenler, yumurta yiyenler. Avrupa'da her gün insanlar 1 litre süt içiyor. En az. Ve yumurta yiyorlar. Her gün kahvaltıda 5-6 çeşit peynir var. Sucuk, salam, sosis var. Avrupalı, Amerikalı tansiyon var, kolesterol var, şeker hastalığı var, var. Almanya'da 30 milyon insanda polen alerjisi var. Nisan'dan Eylül'e kadar doktor gidip iğne yaptırıyorlar. 30 milyon. Neden? Mantarların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakıyor. İnce bağırsak yeterince DAO, diaminooksidaz isimli enzim salgılayamıyor. Enzim oranı azalıyor, histamin oranı çoğalıyor. Histamin oranı çoğalıyor, alerjiye sebep oluyor. Sayın Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi, karbonhidrat yemeyin. 19.013 senedir karbonhidratla beslenen bu millet
Nasıl olacak da sadece proteinle beslenecek? Çözüm mü? Çözüm değil. Yapmış olduğunuz iş çözüm değil. Çözüm üretecekseniz mantarı nasıl yok ederiz? Buyurun. Esas problem burada. Modern tıp mantar konusunda hiçbir şey söylemiyor. Neden? Teşhis edemiyor. Teşhis etse de çözüm üretemiyor. Eczane gidin, ilaçlar antibakteriyel, yani bakteriye karşı, virüse karşı ilaç var, mantara karşı ilaç mı var? Varsa mantarına karşı ne var? Aloe vera. Dünyada en etkili. Aloe vera jel, aloe vera. Evet. Bir aloe vera getir de görelim. Beyefendi, Fatih, bir aloe vera getir. Şimdi bu iksir ne yapar? İksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytin yaprağı, kakule içerir. Bu asidozu önler. Asidoz. Protein ağırlıklı beslenen kişide asidoz oluşur. Asidoz, asidi kanındaki asit oranı yükselirse damarların iç yüzeyindeki kalsiyum oranı ne olur? Kalsiyum oranı azalır. Azalan kalsiyumla asit birleşerek asitik baza dönüşür. Damarların iç yüzeyindeki kalsiyum azaldıkça kalsiyumun yerine kolesterol yapışarak yama oluşturur. Geçici olarak. Fakat sürekli kalsiyum azalırsa sürekli damarların iç yüzeyinde yamalar oluşur. Bu da neye benzer? Efendim, delinmiş su borusuna benzer. Bahçenizi sulayacaksınız ama her tarafından su sızıyor. Damarlardan artık sıvı sızmaya başlar. Bu da ödeme sebep olur. Zamanla damarların iç yüzeyindeki kalsiyum yetmezse kemiklerdeki kalsiyumu emerek asidozu bünyemiz nötrleştirmeye çalışır. Kalsiyumla asidi birleştirerek asidik. Yani peynir, et, yumurta yiyenlerde asidoz oluşur. Asidoz. Asidoz çok çok tehlikelidir. Sayın Profesör Doktor Canan Karatay. Şeker üzerine söyledikleriniz güzel. Doğru. Tuz üzerine söyledikleriniz doğru. Zepseli üzerine söyledikleriniz güzel. Fakat et, peynir, yumurta üzerine söyledikleriniz yanlış. Eksik. Karbonhidratsız, yani tahılsız, bakliyatsız bu millet nasıl yaşayacak? 19.013 senedir atalarımız tahılla beslenmiş. Ekmeği, unu, ayağı altında nasıl çıkarabiliriz? Beyaz unu çıkaralım, tamam. Kepekli un. Bu insanlar mantı, makarna, börek, çörek yemezse, pirinç, pilavı, patates yemezse ne yiyecek? Her şey et, peynir, yumurtaya mı kaldı? Üçünün haricinde hiçbir şey yemeyecek mi? Hulubut diyetini bırakalım. Peygamber diyetine bakalım. Peygamber diyeti nedir diyeceksiniz. Peygamber diyeti, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Nasıl beslenmiş? Yani sabah bir bardak süt, akşam birkaç hurma veya bir tabak yemek. Ekmek de yemiş. Ama hiçbir zaman 13 lokmayı açmamıştır Peygamberimiz yedi içti. Günde 2 öğün beslenmek gerekir, 3 öğün değil. Hastalıkların birinci sebebi kimyasal ilaç kullanmak veyahut da abur cubur dediğimiz bu cips, jelibon, kek, gofret, bisküvi yemek veyahut da içinde katkı maddesi olan konserve, yiyecekler kullanmak veyahut da sucuk, salam, sosis gibi içinde katkı maddesi olan besin yemek tehlikelidir. Antibiyotik kullanma kadar tehlikelidir. Bir insanın bütün metabolizmasını bozan bir, doğal olmayan besinler, iki, kimyasal ilaçlar. Bunlar bağırsaktaki mantarı çoğaltır. Mantarlar çoğalırsa hastalık başlar. Karbonhidrat yediğiniz zaman bağırsakta mantar olan kişi karbonhidratlı besinle beslendiği zaman tehlikelidir. Yoksa karbonhidratlı beslenmek tehlikeli değil. Tehlikeli olsa 5 milyar insan bugün pirinç yiyor. Hepsinin hasta olması gerekir. Bakın Çinli, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos, Endonezya, Malezya hep pirinç yiyor. İnsanlar sağlıklı.
Karbonhidrat yeme. Nasıl yemesin? Ne yesin? O kadar inek mi var orada? O kadar koyun mu var? O kadar inek, tavuk mu var? Adamlar nasıl yesinler? Mümkün mü yani? Milyarlarca insan. Pirinç yeme demek kolay. Un, ekmek yemek demek kolay. Orada, burada problem karbonhidratta değil. Burada problem bağırsaktaki mantarlar. Mantarlar ne üretiyor? Toksik madde üretiyor. Ne yapıyor toksik madde? Etan, metan, butan gibi zehirli gazlar, zehirli alkoller. Bağırsakları yakıyor. Bağırsaklar kendini korumak için yağ tabakası oluşturuyor. Yağ tabakası oluşursa yeterince enzim salgılayamıyor. Enzim oranı azalıyor. Deaminoksidaz azalırsa histamin yükseliyor. Önce kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalıyor. Sonra alerjik hastalık, cilt hastalıkları ortaya çıkıyor. Sonra bunlar emilerek, toksik mantarlar üretmiş olduğu toksik madde emilerek karaciğere geliyor. Karaciğer arıtamıyor. Karaciğer yorulur, yağlanıyor. Tansiyon, kolesterol, diyabet, bütün organlar yağlanıyor. Hastalıkların oluşunun sebebi %98 mantarlar, bağırsak mantarlarıdır. Bağırsak mantarlarının oluşmasının sebebi de efendim konservedir, cips, jelibon, kek gibi gıdalar içerisinde kullanılan kimyasal ilaçlar ve alınan kimyasal ilaçlar. İki sebebi vardır mantarların çoğalmasına. Bir, kimyasal ilaç kullanmak. İki, yediğimiz besinler, hazır besinler, doğal olmayan besinlerde kimyasal katkı maddesi içeriyor. Bunlar da böyle. Mantara karşı dünyada en etkili ürün nedir? Aloe vera. Aloe vera ile ilgili Louis Pauling Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış olduğu klinik araştırmasında mantara karşı en etkili bitki olduğunu belgelemiştir. Aloe veranın. Mısır'da yapılan klinik araştırmasında aloe veranın akne, sedef, ekzemayı iyileştirdiği belgelenmiştir. Şeker hastalığıyla nedeniyle ortaya çıkan baldır ve bacaklardaki iyileşmeyen diyabetik ülseri iyileştirdiği belgelenmiştir. Tayland'da aloe vera ile ilgili yapılan klinik araştırmada tip 2 şeker hastalığı iyileştirdiği belgelenmiştir. Hiroşima'da atom bombası atılan yerde Fushiyama Üniversitesi var. Fushiyama Üniversitesi aloe vera ile ilgili yapmış olduğu araştırmada aloe veranın antioksidan, anti-aging yani hücre yenileyici, kişiyi genç, dinç tutucu olduğunu belgelemiştir. Aloe vera mantara karşı dünyada en etkili bitkidir. Hürmetler, saygılar.